Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Kültür Sanat Bulabilirleri Derneği tarafından hazırlanan Deprem Bölgesinde Kültürel Varlıkların Yeniden Anlamı Projesi kapsamında 9 ilde 20'den fazla kültürel mirası sizin için yerinde inceledik. Şimdiki durağımız tarihin ta kendisi Osmaniye ve %80'i sit alanı olan Kadirli ilçesi. Osmaniye'deki ilk durağımız Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi. Burası son Hitit dönemine rastlayan, M.Ö. 8. yüzyılda kendini bölge hükümdarı olarak tanıtan Asatibata tarafından kuzeyden gelecek saldırılara karşı bir sınır kalesi olarak yaptırılan yerdir. 1946 yılında Alman arkeolog Profesör Doktor Bazert başkanlığında kazı çalışmalarına başlanmıştır. Kalenin temeli taştan, üstü ise kerpiç ve burçlarla donanmış, M.Ö. 700 dolaylarında Asur saldırılarına uğramış olan kale yakılıp yıkılmıştır. Hiyeroglif yazılarının en uzun çift dilli metinlerinin okunduğu yerdir. Bundan dolayıdır ki Anadolu'dan M.Ö. 2000 yılına kadar giden hiyeroglif yazıların tamamı okunabilmiştir. Türkiye'nin en büyük ve ilk açık hava müzesidir. Ala Camii, Roma, Bizans ve Türk İslam medeniyetlerinin izlerinin görüldüğü Osmaniye'nin en önemli eserlerinden biridir. Osmaniye Müze Müdürlüğü Başkanlığı'nca yapılan kazılar sonucunda Ala Camii'nin kriptası, yani binanın altında bulunan taş odayla birlikte kilise olarak yapıldığı ve tüm çevresinin mozaiklerle kaplı olduğu, kuzey ve batı kısmındaki mozaikli alanlar revaklıyken doğu ve güneydeki mozaikli alanların ise üstü açık olduğu anlaşılmıştır. Depremden önce restorasyona alınan Ala Camii, restorasyon işlemi bitmeden önce depreme maruz kalmış ve depremin sebep olduğu hafif hasarların da restore edilmesine devam ediliyor. En kısa zamanda aslına uygun şekilde restorasyon işlemi bitirilecek. Üçüncü ve Osmaniye'deki son durağımız, döneminde çok kalabalık bir nüfusa sahip, yapıtların büyüklüğü ve etkileyiciliğiyle Kastamonu Antik Kenti. Yunanca adıyla Hieropolis Kenti, Ceyhan Nehri'nin yakınlarında küçük bir ovaya hakim konumdadır. Kastamonu'nun yer aldığı Frigya bölgesinden elde edilen yüzey buluntuları, M.Ö. 6. yüzyılda 4. yüzyıl arasında Roma İmparatorluğu, Genç Roma dönemleri arasında farklı dönemlere tarihlenmiştir. Kentte sürdürülen kazı ve araştırmalar, kentin sınırlarının güneyde Ceyhan Nehri, kuzeyde Karatepe, batıda Kırmızılı Kuş Cenneti arasında genişleyen verimli ovayı kapsadığını ortaya koymaktadır. Surla çevrili kent merkezindeki yapılar, kale tepesinin hakim olduğu küçük bir vadinin kuzey, güney ve doğu yamaçlarında tespit edilmiştir. Kayalık doğal yükseltiler kuzeyde yerleşmenin doğal sınırını oluşturmuştur. Kentin kuzeybatısında, kalenin kuzeydoğu eteğinde kayaya açılan geçit, batıyla doğu konut alanlarını birbirine bağlamaktadır. Etkileyici büyüklüğe sahip tiyatrosu, kadınlar ve erkekler için ayrı ayrı yapılmış hamamları, yüksek nüfusu nedeniyle içerisinde bulunan dükkanları, kuzeyinde ve güneyinde bulunan kiliseleriyle Türkiye'deki en önemli şehirlerden biridir. Ortasında bulunan Orta Çağ Kalesi ise savunmaya elverişli kayalık bir tepe üzerinde yükselmektedir. Mevcut kamu yapılarının ilk yapı evresi Severuslar dönemine tarihlenmektedir. Biz ne kadar anlatmaya çalışsak da hep bir şeyler eksik kalacaktır. Bura gibi büyük ve pek çok detaya sahip kültür varlıklarını yerinde görmek ve o detayları görerek, tarihe dokunarak, zamanda yolculuk yapmak her zaman en heyecan verici duygudur. Deprem bölgesinde kültürel varlıkların yeniden anlamı projemiz kapsamında
On binlerce yıllık tarihiyle onlarca medeniyete ev sahipliği yapmış illerimizin kültürel geçmişi, Kültür Bakanlığımızca 6 Şubat depremlerine karşı dimdik ayakta durarak bize geçmişten mesajlar vermeye devam eden kültürel varlıklarımızın yeniden anlam kazanabilmesi için aslına uygun şekilde restore edilerek halka açılıyor. Deprem bölgesinde kültürel varlıkların yeniden anlamı projemizde kültürel miraslarımızın hem deprem öncesi hem de deprem sonrası durumlarını anlamaya, anlatmaya ve göstermeye çalıştık.